borç sıralamasında listeye giren bir belediye olmaktan belediyemizi kurtarıp kendi projelerimiz ile işçisinin çalışanının maaşını gününde ödeyen bir belediye olacağız. Sevgili Bodrumlular, biz projelerimizi yaparken zorlanmadık. Uygularken de zorlanmayacağız. Çünkü Bodrum hem insan kaynağının kalitesi ve bolluğu ve zenginliğiyle bizim tüm bu projelerimizi yapma imkanı veriyor. En önemli projelerimiz kongre turizmi, zeytincilik ve narenciye üzerinedir. Bodrum kongre turizminden büyük kongre salonları olmadığından yararlanamamaktadır. Yılda özellikle kışın 200 bin paralı ve esnafın yüzünü güldürecek turisti Antalya'ya kaptırmaktadır. Yılın 12 ayı doğası ve güneşiyle misafir ağırlayacağımız Bodrum, kongre turizmiyle gelişebilir, ekonomik zorlukların üzerinden hep beraber gelebiliriz. Bu konuda konuştuğumuz ilaç ve sigorta şirketleri bu projemize büyük destek verip kış turizmine katkıda bulunmak istemektedirler. Dünyanın en kaliteli zeytinyağı havzalarından biri olan Milas Bodrum Havzası'nda Bodrum Gıda AŞ bünyesinde dünyanın en kaliteli zeytinyağını üretmek, Bodrum gibi Türkiye'nin ikinci büyük zeytinyağı tüketim pazarında satmak, Bodrum ekonomisini ve işçi istihdamını geliştirmede büyük katkılar sağlayacaktır. Bodrum'da sorunlarımız büyük. Bodrum'da iyi bir şehir planı ile trafik, imar ve betonlaşma sorununu çözüp Bodrum'u hep beraber refah ve yaşanabilir bir yer yapma konusunda dünyanın en ünlü ödüllü mimarları ve şehir plancıları yaptığımız çalışmalar Bodrum için devam etmektedir. Sevgili Bodrumlular, temiz ve yaşanabilir bir Bodrum için temiz siyasetçiler gerekmektedir. Biz genç ve yeni bir ekibiz. Sizlerden Bodrum için yapılacaklar konusunda destek istiyoruz. Temiz bir Bodrum için temiz, ranta, soyguna, talana bulaşmamış siyasetçiler gerekir diyoruz. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. CHP varsa herkes için var diyoruz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar sorularınız varsa alabilirsiniz.